Ya vallahi ikiniz de aynı hamurdansınız, ben size söyleyeyim. Evet. İkisi de. Kaynana gelin aynı hamurdan. Ama bugün ne olmuş? Kapının önünde bir şey olmuş. Ha? Bir izleyelim mi? Hadi izleyelim. Sürgen ya, ben çok üzüldüm. Niye annen böyle eskileri hep yani hatırlatıyor, sürekli hatırlatıyor ya. Ben bunları söylemek istemiyorum. Ya sabahtan beri ben bunları dinlemekten yoruldum. Bak bana aynı şeyleri söyleyip durma. Ya annen de bir konuşacak. Daha önce de sana bunları söyledi zaten. Ya Sürgen, bu aynı şey, aynı eski sevgililerin konusunu açmaya ne gerek var? E tamam, annem bağlanmış konu. Şimdi ne yapayım, gideyim annemin kapısına dayayım. Anne sen niye konuşuyorsun mu diyeyim. Sinirleniyorum. Sabahtan beri aynı şeyleri söyleyip durma bana. İşte ben de sinirleniyorum ya. Sen böyle davranamazsın yani. Buraya girip de böyle davranamazsın bana. Alisa'cığım. Ya eski konular açmaya geliyorum. Şimdi benim eski sevgililerimle annem arayıp... Öyle bir şey yok, anlatamaz. Ben kabul etmem de. Şimdi anneme ne diyeyim gidip? Anne diyeyim, sen niye söylüyorsun deyip kapısına mı dayayım? Annemle kavga mı edeyim? Annemle aramı kötü mü yapayım? Sen onu istiyorsun ya. Annemle aram kötü olsun o zaman. Ya beni korumanı istiyorum. Zaten seni koruyorum da kadın anlatmış. Ben de bilmiyorum. Daha önce de bunları sana anlattı zaten. Sen de biliyorsun. Hayır ama eski konuları açmaya gerek yok. Ya Alisa'cığım bırak, ben bunları konuşmak istemiyorum ya. Hep sen zaten haklısın. Başka kimse haklı değil. Hep beni suçlu çıkartıyorsun. Her tarafta her yer. Bir de burada bile suçlu çıkartıyorsun beni. Hep eski şeyler artık bıktım ya, yeter artık. Benim nasıl üzüldüğümü biliyorsun. Bile bile bunları yapıyorsun bana. Ne gerek var aslında bunlara? Bu arada anneniz gelecekti bugün ama bebeğe yine bakacak kimse bulamadık. O yüzden kaldı ama yarın inşallah gelmiş olacak. Bu arada Kezban. Buyur Zeynep. Gel kız. Gel sen ben onlarla konuşacağım şimdi, gel. Ha, bu oklavayı beğenmedi, değiştirdi Fatma mı? Bu hamura bir şey oldu. Bir de sen dene bakayım. Kötü şey oldu. Peki siz niye tartıştınız? Alisa. Biraz aramızda başka bir konu oldu da sonra bu konuya yine geçti. Ne o? Ya annesine böyle söylemeye gerek yoktu. Senin annen gelmediği için dün, onun annesi gelmedi. İnsan bir evladını görür mü öyle? Bizde şey derler, salmış çayıra Mevlam kayıra. Annen en çok ondan kızdı sana. Hani hiç annesi arayıp sormuyor bu kızın başına ne geldi, evlendi mi, kaldı mı, öldü mü? Ya şimdi bizim anne babamız ayrı olduğu için benim annemle öyle iletişimim çok iyi değil. Ben babamla beraber yaşıyorum. Ama benim annem gelmedi diye bunları niye söylemeye gerek yok ki? Ayıp yani. Benim annem babam ayıp ayrı. Ayıp değil, ayıp o kelimeyi kullanma. Ayıp yok. Hayır. Yani bunları konuşmaya gerek yok yani. Benim annemle konuşmadığını sen çok iyi biliyorsun. Tamam. Kendi annemle konuşmadığını tamam. Çok iyi biliyorsun. Yani ben buraya niye geldim? Para biriktirip annemi görmeye gitmek için. Annene zaten göndereceğim ben seni. Ben sana göndermeyeceğim mi dedim. Göndereceğim dedim. Sadece biraz sabır. İşlerimizi toparlayalım. Bir önümüzü görelim. Beraber gideceğiz. Seni tek başına göndermeyeceğim. Ben de geleceğim i̇şte seninle. Merak etme. Tek başına göndermiyorum dediğin için zaten gidemiyorum bir yere. Evet, tek başına göndermem. Ama 4-5 sene olmuş bak. 5 sene geçti, daha üstünden 5 sene geçti. İsterse 15 sene geçsin. Ben seni tek başına göndermem. Beraber gider, beraber geliriz. Sürgen'in annesinin bunları konuşması yayında... Çok ayıp. Yok nişan olmamış, yok çocuğu görmemişler, yok gelememişler. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Ben bunları duymak istemiyorum. Neyse geçti. Ben kendi çocuğumu götürmek istiyorum, bir şey oraya ben. Göstermek istiyorum. Haklı, kayınvaliden haklı. Neden şey yapıyorsun? Buna kızıyorsun. Neyi olmuş evlileri hala belki... Şimdi bunun iyi konuşuyorsun. Sen de eskileri açıyorsun. Belki ailemin parası yoktur. Belki gelemiyordur. Belki durumları öyle değildir. Sen git. Niye gitmiyorsun görmeye? Sergen göndermiyor. Sergen'le beraber git. Nasıl yani? Ben de gideceğim de daha pasaport çıkartmadım. Yani, pasaport çıkartacağım. Sergen'in de bir sürü bahanesi var ya, bunca zaten. Bunca yıl evlisiniz. Yani dünürleriyle tanışmamış mı bu? Ben saçma geliyor bana. Yani güzel bir evliliğiniz var. Neden birbirinizi tanımıyorsunuz? Aileler birbirini tanımıyor ki. Tamam boş ver hayatım. Ben de çok merak ediyorum annenizi, kayınvalideni. Gerçekten. İnşallah yarın burada olacak. Ben de çok merak tanışalım ediyorum. Tanışalım bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.